Ebu Hureyre radıyallahu anh, Tirmizi'den ve Ahmet bin Hanbel'den bu hadisi okuyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim benden şu sözleri dinleyip uygular ve başkasına öğretir? Yani ben bir sözler söyleyeceğim, bunu hem uygulayacak hem başkalarına da öğretecek kimse var mı içinizde? Ebu Hureyre demiş ki ben yaparım ya Resulullah demiş. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tutmuş. Bak sana beş şey öğreteceğim demiş. Ebu Hureyre kim? Bir sahabi yani bir Müslüman. Ben kimim? Bir Müslüman Allah'ın izniyle. Sahabi değilim ama ben de Müslümanım. Ebu Hureyre Muhammedur Resulullah dedi, iman etti. Ben de Muhammedur Resulullah dedi iman ettim. Her mümin kardeşim için aynı. Dolayısıyla bunu bana da söylüyor. Reçete benim için de yazılıyor. Bu beş şeyi al benden gereğini yap sen de birisini öğret diyor. Heh, çok güzel. Birincisi Ebu Hureyre'nin anlattığı haramlardan uzak dur ki en iyi kul sen olasın. İki, Allah'ın kısmetine itiraz etme, en zengin sen olursun. 3. Komşunla iyi geçin ki mümin olabilesin. 4. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki Müslüman sayılabilesin. 5. Fazla gülme. Çünkü gülmeyi artırırsan kalbin ölür. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu mübarek hatırası. Ne kadar tatlı. Allah ondan razı olsun ya. Sahabilik ne güzel bir makam. Bize öğüt veriyor. Ne buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim benden bu sözleri alıp gereğini yapar ve başkasını öğretir? Ben demiş Ebu Hureyre al demiş beş şeyi öğretmiş ona. Sanki böyle beş parmağına birer halka takmış gibi beş şey. Şimdi biz bir mümin olarak bu sözü duyduk. Fakat ya bunu haber bülteni gibi duyduk. Herkes kendine göre değişik durumda tabi. Ya da doktorumuzun reçetesi gibi duyduk. Ben kendimi bilirim. Siz kardeşlerimden her biri de kendini bilir. Birbirimize iddialı reklamlar yapmamıza gerek yok. Bu beş şeyden hangisi bende ne kadar var? Beşi de var ve çok güzel. Elhamdülillah şükür secdesine kapan. Dördü yok bir tanesi var. Dördünü toparlamaya çalış. E çünkü hepimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in açtığı okulun talebeleriyiz. Bir dersimiz iyi değil, öbür dersimiz iyi olur. Her dersimiz iyi olsun diye çalışır, gayret ederiz. Hadis eğitimi böyle bir şey. Hadis bunun için okunur. Güzel kardeşlerim.